kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Aman Allah'ım. Oh my God. Yugoslavenka'dan hepinize merhaba. Bugün gıybet köşesinde Banu Alkan'ı konuşacağız. Neden? Banu Alkan arada bir çıkıp gündem olduğu gibi bu haftada bunu yapmayı başardı. Nasıl? CNN Türk'ün sorgu sual programına konuk oldu. Merve Şahin ve Melis Özcan yapıyor moderatörlüğünü. Aldıkları konuklara sorular soruyorlar. Banu Alkan da bu haftanın konuklarından biriydi. Merve Şahin kendisine taklit edildiğinizi düşünüyor musunuz diye bir soru sordu. Banu Alkan da tabii ki taklit ediliyorum dedi. Hayranlarımdan tutun da dünya starlarına kadar dedi ve belli başlı isimler sıraladı. Buyurun önce onlara bakalım. Taklit edildiğinizi düşünüyor musunuz? Çok, herkes tarafından bugüne kadar sevenlerimden tutun starlara kadar. Beyoncé, Jennifer Lopez ve şimdi bir tane kız var bir dünyaca. Birebir, her şeyimle birebir. Minik minik atıştırmalıklar bu arada. Şimdi konu Banu Alkan'ın taklit edilmesi değil. Banu Alkan'ın kendisini taklit eden isimleri telaffuz etme şekli. Melis Özcan da böyle bir kalıyor. Aslında çok sempatik. Bence orada işte gülmemek için kendini zor tutuyor falan dedi. Evet, yani gülünç aslında ama belki dili sürçtü, belki bilmiyordu, belki diye devam edebiliriz bunu konuşmaya. Şimdi bu konular gündeme gelince Banu Alkan da Kylie Jenner'ın, o sonda işte o kız neydi dediği Kylie Jenner aslında, sosyal medya hesabına giriyor. Ya Instagram hikayesi ya normal post, emin değilim. Ekran görüntüsü alıyor ve kendi eski fotoğrafıyla birleştiriyor. Fotoğrafa bakalım. Şimdi bu kadın haklı değil mi? Bana söyleyin. Tabii ki taklit etmiş yani. Ne yapsın şimdi Banu Alkan? Banu Alkan bu arada anneme de gösterdikten sonra ben videoyu, annem Banu Alkan da Banu Alkan ama şimdi dedi. Hakikaten Banu Alkan Banu Alkan'dır. Yani belli başlı kişiler, belli başlı isimler vardır. Ya da belli başlı isimlerin belli başlı hareketleri veya cümleleri vardır. Sizin hafızanıza kazınır onlar. Banu Alkan da böyle karakterlerden bir tanesi. Biz bunu değiştiremeyiz. Çünkü kadının eski hali gayet ortada. Yani her insan aslında gençken güzelse ve hala da bu devam ediyorsa bir şekilde kendine çok fazla güvenir. Kimi kendine aşıktır. Yani Banu Alkan da bu isimlerden bir tanesi. Bu arada Banu Alkan Makedonya'dan gelen bir ailenin kızı. Bayağı Makedonya demiyor işte eski videolarda, Yugoslavya falan diyor. Armağan Çağlayan'ın bir programında Boşnak Böreği'ni çok iyi yaptığını falan söylüyor. Mutfağı bizde çok... Ne çok, mutfağı? Yugoslav mutfağı. Yugoslav, ne güzeldir yemekleri. Aa, değil mi? Börekleri, yemekleri ama ablam... Hamur açar mısınız? Yok. Tabii, çok güzel açarım. Hakikaten mi? Çok doğru söylüyorum, çok güzel açarım. Ve çok güzel Boşnak Böreği yaparım. Muhteşemdir. Çok lezzetli olur. Şimdi şöyle bir algı da var Banu Alkan'la ilgili. Ben şöyle bir arşivi bir tarayayım dedim. Hep bir böyle abartıyor olabilir misiniz? İşte yani bu konuda emin misiniz? Bu rakamda emin misiniz? Gibi cümleler, gibi sorulara maruz kalıyor. Ve kesinlikle doğru söylüyorum, kesinlikle doğru söylüyorum tarzı bir cümle oluşmuş. Bunu söylemeye, bu cümleyi kurmaya kendini mecbur hissetmiş anladığım kadarıyla. Tabii ki kim neyi ne kadar yansıtıyor bilemeyiz. Kim neyi ne kadar konuşmak istiyor bunu da bilemeyiz. Ama hepimiz şunu biliyoruz ki ortada bir Banu Alkan gerçeği var ve bu kadın sürekli konuştuğu, yaptığı bir şeyle birden ortaya çıkıp, birden gündem yaratıp, birden kayboluyor. Kendisi az önce gördüğünüz o Kylie Jenner'la olan fotoğrafı da birleştirip koymuş, paylaşmış. Şimdi o da bir dalga konusu vesaire oldu ama hakikaten çok fazla hızlı bir şekilde yıldızı parlayıp çok hızlı bir şekilde yıldızının söndüğünü söyleyenler de var. O parıltının yok olduğunu. Belki bir nebze. Umarım kendisi
hep aynı enerjiyle kalır. Çünkü bununla mutlu ve bize de aslında güzel ve komik yansıyor. En son Bülent Ersoy'la Safiye Soyman'la biri daha vardı. Afola, adını unuttum. Yaptığı bir program vardı, oradaydı o da ve hepimiz eğlendik yani. Belki hepimiz oturup tam baştan sona izlemedik ama sosyal medyada önümüze düşen videoların hepsiyle eğlendik. Üstüne bineyim mi? Ay, kirpiklerimi de çıkarıyorum. Ay, gitti kirpik. Gitti. Sızlar, içiniz sızlar. Ah, anlatamıyorum derdimi, anlatamıyorum. You çok hastayım. You take this. Çok hastayım. This is good. This is good stomach. This, this is for stomach, both of us stomach. This and this, you can take. Kendimi almaya geldim, kimse bana yardım etmedi. Bir Hülya Koçyiğit olabildiniz Türkiye'nin mi? Türkiye'nin en önemli starıyım, belki de birinci. Siz? Evet. Türkan Hanım'dan veya diğer ben, Kare Aslan'da, evet. Filiz Hanım falan. Evet. O işte siz hayalde yüzüyorsunuz. Evet. Siz zaten... Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Abi, Eskerlerde Türkan Şoray, Sarışınlar'da Banu Alkan. Maalesef aşk öyle bir şey bebeğim. Dünyayı gezme isteği bebeğim. Onun o bebeğim dediği halleri de seviyoruz. Beyaz beyaz orkide dediği halleri de seviyoruz. Yani bizim hafızamıza bu şekilde işlenmişken Beyoncé ile de işlenmiş olsun. Bir sonraki bölümde görüşelim. Kendinize çok iyi bakın.